Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoya başlamadan önce birkaç şey belirteyim. Şimdi videoda belirteceğim ilaçları vesaire uygulamaları doğum başladığı zaman hazırlamayın. Yani inek doğurdu yarın gider alırım uygulaması yapmayın. İneğin zaten doğuracağını aşağı yukarı hepimiz ne zaman doğuracağını biliyoruz. Onun için doğum başlamadan bir hafta iki hafta önceden ilaçlarınızı hazır edin ki inek doğurduğu zaman hemen uygulama yapabilirsiniz. Birkaç gün gecikmeniz bile büyük tehlikelere yol açıyor, büyük sorunlara yol açıyor. Onun için doğum başlamadan bir iki hafta önce her şeyinizi hazırda bulundurun. Daha sonrasında uygulama inek doğurduğunda uygulamanızı hemen anlık olarak yapın. Buzağın bilinci yerinde gözleri açık. Nefes alıp vermesinde herhangi bir sorun yok. Bu tür durumlarda buzağı asmaya gerek yok. Astığınız takdirde daha kötü sebepler olabiliyor. Bacaklarında sorun oluşabiliyor. Onun için mümkün mertebe buzağlara asmamaya özen gösterin. Herhangi bir sorun yoksa. Doğumdan hemen sonra buzağının kurumasını beklemeyeceksiniz. Hemen sepsemi aşısınızı yapacaksınız. Bu ilaçlar aynı olmak zorunda değil. Yani diğer markaların ilacı olsa da olur. Benim kullandığım bunlar sadece. Ama farklı markalarda olabilir. Direkt buzağı doğar doğmaz hemen sepsemi aşımızı yapıyoruz. Ben şimdi aşıyı yaptım video başlatmadan önce. Aşıyı yaptıktan sonra inen buzağı kurutmasını bekleyeceğiz. Kuruttuktan sonra diğer işlemlere devam edeceğiz. Aşıyı yaptıktan sonra buzağın göbek kordonunu ilaçlayacağız. Yani iyot yapacağız. İyotu önce göbek kordonunun etrafına göbek kordonu kendisine süreceğiz. Daha sonra göbek kordonunu açacağız. Bu şekilde. Bu öyle. Bundan sonrası ineğe kalmış. İneği kuruttuktan sonra devamını göstereceğim. İneğim, buzağımız kurudu. İneğimizi sağıma aldık. Çoğunuz da biliyorsunuz doğumdan sonra ineklerde doğum felci gibi durumlar oluşuyor. Bu da kalsiyum eksikliğinden kaynaklanıyor. Bunun için çoğu kişi kalsiyum kullanmanızı öneriyor. Doğum yaptıktan hemen sonra 50 gram veya 100 gram kalsiyum yaparsanız ketozisi önlemiş olursunuz diyor. Bu da olabilir ama tercihim propilen glikol kullanmak. Propilen glikol kullandığınızda kalsiyumdan daha iyi bir etki gösterir. Hayvanın ihtiyaçlarını giderir. Bir de kalsiyumun bir yan etkisi var. Eğer hayvanda karaciğer yağlanması varsa kalp blokajına kadar gidebiliyor. Onun için kalsiyum biraz tehlikeli bir durum oluşturabiliyor. Hayvanın içeride neyi olduğunu bilmediğimiz için kalsiyum biraz tehlike içerebiliyor. Propilen glikoldan kastımız benim şu an kullandığım bu. Veterinere propilen glikol dediğiniz zaman verir zaten. Bakın burada içeriğinde yazıyor zaten propilen glikol. Veterinere söylediğiniz zaman size verir zaten. Bunun 1 litrelik ambalajları var. 1 litrelik ambalajı alıp hayvana 3 gün boyunca, yani ağız sütünü verdiği süre zarfında 3 gün boyunca günde 250 gram ile 500 gram arasında hayvana içireceğiz. Şişenin içine koyup bu ineğe içireceğiz. Bizde zaten otomatik sistem olduğu için inek doğurduğu zaman, sağıma girdiği zaman ilk 3 gün boyunca robot otomatikmen bunu hayvana veriyor. Hayvanın içmesini sağlıyor.
propilen glikolü içirdik. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra ineğimizin eşini takip edeceğiz. İneğin normalde eşini 24 saat içerisinde atması lazım. Şu an bizimki hala atmadı mesela, 2-3 saatlik oldu. Bazıları 10 dakikada da atabiliyor. Bunu takip edeceğiz. Eğer ilk 24 saatte atmazsa direkt veteriner çağırıp aldırmanız lazım. Kendiniz uğraşmayın. Bunu arkasından tutup çekip koparmaya çalışmayın. İçeride bağlar var. Bağları koparırsınız. İçeride parçalar kalır. Hayvanı zehirlemeye başlar. Veteriner onları içeride söke söke parça parça çıkarıyor. Daha temiz bir işlem yapıyor. Yani onun için eşi kendiniz müdahale etmeyin. İğneyle falan düşürmeye çalışmayın. Veteriner çağırın. Veteriner 24 saat sonra, yani atmadı, bugün atmadı, yarın bu saatlerde hala atmadıysa veteriner çağırın. Veteriner gelsin, temiz bir şekilde yapsın. Bu propilen glikol eşi atmasına da yardımcı olur hayvanın. Yani diyeceklerim böyle. Eşi mümkün mertebe 24 saatin üzerine geçirmeyin. Aksi takdirde 3. günde veterineri çağırsanız bile veteriner içeriye girerken zarar verecektir. Çünkü rahim kapanmaya başlıyor. Hayvan daha çok zarar görecektir. Eşi de aldıktan sonra zaten hayvanda herhangi bir sorun olmayacaktır. Yine gerek duyarsanız ademin, nervit gibi vitaminleri de hayvana yapabilirsiniz. İneğimizin işlemleri bitti. Buzağa'ya geldik. Buzağa'ya ilk 12 saat içinde en az 6 litre ağız sütü içirmemiz lazım. Yani fazla verseniz hiçbir zararı yok. 6-12'ye kadar çıkabilirsiniz ilk 12 saat içerisinde. Bunu parça parça bölerek vermeniz lazım. Çünkü buzağının ilk 3 gün hiçbir şekilde bağışıklığı yok. Onun için ağız sütü çok önemli. Ağız sütünü verdiğinizde ilk 3 gün boyunca buzağı çok büyük bir derecede buzağı koruyor. Yani bağışıklık sistemi sağlıyor buzağa. Bu konuda mutlaka dikkat etmeniz lazım. Ağız sütünü verdik. Buzağı bu sefer buzağı takip edeceğiz. İlk 12 saat mekonyumunu kontrol edeceksiniz. Mekonyum eğer atmazsa buzağda kabızlık yapar. Mekonyumu da aynı şekilde 12 saat içinde elle müdahale etmeniz lazım. 12 saatten sonra eğer mekonyumu hala atılmadığını fark ederseniz birinci günden sonra artık o mekonyum orada katılaştığı için buzağa kabızlık yapar. Buzağı ölmez ama bir hafta boyunca hiç süt içmez. Bir haftanın sonunda da buzağı çatlayarak ölür. Yani mekonyuma mutlaka dikkat edin. İlk 12 saat içinde mekonyumunu atması lazım. Mekonyum ne derseniz, videolarım arasına bakarsanız mekonyumun nasıl çıkarıldığına dair video çekmiştim zaten. Onu izleyerek ne olduğunu, nasıl çıkarıldığını öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.